Grafik gördüğünüz gibi satışla alışı gösteriyor. Yani kar nedir arkadaşlar? Satış eksi alıştır. 10 eksi 8 2 olur. Böylece bakın 8'de 2 kar ettiğine göre 1200'de kaç kar edecektir? 4'te 1 olacak. 300 TL E şıkkı. Bunlar bakın paydalarına eşitler gibi düşünürseniz ya da ok eklerine düşünürseniz fark etmez. 12'de eşitleniyorlar. Hepsine tek bilinmeyen cinsinden yazabiliriz. Normal önce ters orantı mantığıyla. Haliyle ne olacak? 12'de eşitlenirler. En küçük olan böylece 2x olur. Sonra arkadaşlar bir küçük olan buradaki 4c olduğu için 3x. Sonra 3b'den dolayı 4x. 2a'dan dolayı 6x ve de olduğu için arkadaşlar 12x 12x. 6 tane terim var. 6 tane terim varsa ortanca 2 terimin toplamının yarısı arkadaşlar medyan olacaktır. Böylece 5x'i 20'ye eşitmiş. X 4. En küçük terimimiz 8 oldu. En büyük terimimiz 48 oldu. Böylece aralık değeri 48 eksi 8'den yani en büyük eksi en küçükten 40 gelecek E şıkkı. Birinci karışımdaki miktarı arkadaşlar toplam 360 diyelim. Kesirlerle uğraşmayalım. Sonuçta bizden oranı istiyor. 360 derece olduğu için bunda da 360, bunda da 360 gram karışım olsun. 360'da 120 şeker var. 360'da 96 şeker var. Toplam karışım miktarı 360 artı 360. Yüzde sorduğu için yüzde çarpmayı unutmuyorum. Burası 216 oldu. 72'ye böl 3. Burası 720 olduğu için 3'e 10, 72'ye böl 10. Böylece bunlar sadeleşti arkadaşlar. %30'muş karışımın şeker oranı. Formülümüz neydi? İstenen bölü tüm çarpı 100. Eğer arkadaşlar aritmetik ortalama yüksekse en büyük olanlara odaklanalım şimdi. 93'lerde zaten ortalama düşük. Onlar daha geride kalır. Burada 94, 94, 94. 3 tane sınıfın arkadaşlar aritmetik ortalaması 94. Eğer standart sapma ne kadar azsa o sınıfta başarı o kadar yüksek olur. Niye biliyor musunuz? Standart sapma demek fark demektir arkadaşlar. Aradaki fark azsa çoğu kişinin zaten hani bir nevi başarı eğrisi böyle olur. Çoğu kişi zaten 94'e yakındır. Ama eğer buradaki gibi örnek standart sapma daha büyükse evet bazıları daha iyi puanları almıştır ama aralarda düşük alan insanlar da çoktur. O yüzden arkadaşlar standart sapmanın düşüklüğü ortalamaya yakın değerleri olduğunu söyler. Bu yüzden M sınıfında başarı en yüksektir. Herkes 94'e çok yakındır. Böylece cevabımız D şıkkı. Sadece birden grafiği okumamız yetecek. Torbada bulunan topların %25'i yeşildir. Torbada toplam kaç tane var? 10, 25, 35, 20 daha, 55, 30 daha, 85, 10 daha, 95, 25 daha, 120. 120'nin bakalım kaç tanesi arkadaşlar yeşil top? 30 tanesi. Evet, 30 bölü 120'den 1 bölü 4'ü yani gerçekten %25'i yeşildir. Mavi topların sayısı siyah ve mor topların toplam sayısına eşittir. Mavi toplar arkadaşlar 20 tane. Ama siyah ve morların toplamı 10 tane. Bu yanlış oldu. Sarı topların sayısı kırmızı topların %20'sine eşittir. Sarı toplar 10 tane. Kırmızı toplar arkadaşlar 25 tane. Bunların oranı 5'e bölersek 2 bölü 5 yani %40 yapar. Ama burada %20 demiş. Yanlış. Sadece birinci doğru oldu. A şıkkı. Standart sapmanın formülü neydi? Aritmetik ortalamadan tek tek bu noktaları çıkartıyorduk, karelerini alıyorduk, sonra terim sayısının bir eksiğine bölüyorduk. O yüzden bunu bir yapmamız lazım. Önce arkadaşlar aritmetik ortalama 4 toplarsak 4m, 4m sonra yine burada da 4m ve toplamları 12m yaptı. 12m'yi 6'ya bölersek aritmetik ortalama 2m. Şimdi tek tek 2m'den m'yi çıkarıp karesini alacağız. 2m'den 3m'yi çıkarıp karesini alacağız. Yine 2m'den bu sefer 2m'yi çıkarıp karesini alacağız. 2m'den 3m'yi çıkarıp karesini alıyoruz. 2m'den arkadaşlar yine 2m'yi çıkardığımız zaman karesini alacağız ve 2m'den m'yi çıkarıp karesini alacağız. Dolayısıyla m kare artı m kare artı 0 artı m kare artı 0 artı m kare oldu. Bölü 6 tane terim var arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? 5'e böleceğiz.
Buradan da 1, 2, 3, 4, 4 oldu. 4 m kare bölü 5, bunun kare kökünü alıyorduk ve bu 4 kök 5'e eşitmiş. Her iki tarafın karesini alırsak 4 m kare bölü 5, 80 olur. Bunlar sadeleşir. M kare buradan 100 olacaktır. M'ye de 10 geldi. Böylece en küçük terim 10, en büyük terim burada 3m olduğu için 30, aradaki fark gördüğünüz gibi 20 oldu D şıkkı. Birinci grafikte oksijenin azalma miktarı verilmiş. Nasıl anlayacaksınız? Tabii ki arkadaşlar oran yaparak. Bakın şimdi şurada 120'den 48'e 72 azalmış. Kaç saatte 72 azalmış? 6 saatte. O zaman bu 1 saatte 12 metreküp azalıyor arkadaşlar. Haliyle 12 metreküp kalması için ne kadar gitmesi lazım? 108 gitmesi lazım. 108 eşittir 12 çarpı T'den T 9 saat. 9 saatte arkadaşlar bunun oksijen seviyesi 12 metreküp'e düşüyormuş. Haliyle buraya geldiğiniz zaman 4 saatte 32 metre derinliğe iniyorsa, yani bu 1 saatte 8 metre derinliğe iniyordur. Böylece 9 saatte de 72 metre derinliğe iner. E şıkkı. Araç sayısı 3600'müş. Buraya 3600 diyelim. Burada da satış yüzdesi verilmiş. 2017 yılında üretilen toplam araçlardan arkadaşlar 1600 tanesi satılmış. Hemen o zaman bilinenlerden yararlanalım. Bir kere A 3600'ün %70'i gördüğünüz gibi, bu da 700 yapar. 700'ün de ne kadarı satılmış? %40'ı. 700'ün %40'ı ne olacak? Buradaki sıfırlar giderse 280 tane A aracı satılmış. Sonra 90 dereceyi de biliyoruz. Bakın 90 derece ne demek? 360'ın 4'te 1'i. Yani 360'ı 4'e bölersek 900 tane B. 900 tane B'nin de arkadaşlar ne kadarı satılmış? 1 bölü 5'i, %20'si diyor çünkü. 5'e bölersek 180 tane de B satılmış olur. Bunlardan kaynaklı toplam 280, 180 daha 460 tane A artı B var. O zaman satılan C kaç olur? 1600 eksi 460'dan 1140 tane C satılmış demektir. C'nin yüzdesi kaç? 90, 70, 160, 200 arkadaşlar. 360, pardon, 3600'ün 200 bölü 360'ı 2000 yapar. 2000'in %x'i 1140 olacak. Böylece buradan da x 57 geldi. Yani B şıkkı. Bu soru aslında arkadaşlar tam bir benzerlik sorusu. Lütfen zaten eğer hedefiniz yüksekse, ben hocam 20 netin üzerinde yapacağım. Yani yüksekse derken de hemen öyle 40 düşünmeyin. 20 net üzerinde matematik istiyorsanız kesinlikle işin içinde bir geometride olmak zorunda. Burada da üçgenler çok önemli yer teşkil ediyor. Çünkü burada arkadaşlar bakın şimdi şöyle bir şey yapacağız. Maviyi alayım bir. Burada bakın su geldi buraya. Sonra kırmızı buz geldi buraya. T artı dördüncü saat olsun. Dakika olsun pardon. T artı dördüncü dakikada aralarındaki fark neymiş? 8. Bak burada kelebek benzerliği var, görüyor musunuz? Kelebek benzerliğinden kaynaklı oran 12 bölü 8 ise ne yapar? 3 bölü 2. Şöyle şurası arkadaşlar 3m, burası 2m olacak. Paralellikte karşılıklı oranlar eşittir. Burası 3a ise burası da 2a olur. T ile T artı 4'ün arasındaki mesafe 4 birim. O zaman 2a 4 ise 3a 6 gelecek. Hangi şık oluyor buradan da? D şıkkı arkadaşlar. Cevabımız T'yi soruyordu. Bakın benzerlik sorusu. Evet, güzel bir soru. Şimdi müşteri sayısının toplam sayısını bilmiyoruz. Ancak bize demiş ki kredi kartıyla ödeme yapanların toplam sayısı müşteri sayısının %40'ıdır. Böylece şöyle, ben ki çok büyük kesirlerle uğraşmamak için şunu diyeceğim. Burası 100K olsun, tamam mı arkadaşlar? 40K'sı burada, doğru mu? Sonra bunu bilmiyoruz, soru işareti mecburen. 100'ün %30'u zaten 30 insan yapar. Şimdi toplam insan sayısı, müşteri sayısı 170 artı 100K. Bunun %40'ı neye eşit arkadaşlar? 30, şuraya x diyelim, artı x artı 40K'ya eşit. Doğru mu? Böylece burada şöyle sadeleştirirsek bu sıfırları, bu sıfırla da şunları sadeleştirirsek 17 çarpı 4 68,
artı 40k eşittir. 30 artı x artı 40k olacak. 40k'lar ne güzel gitti. X de buradan 38 oldu. Bulmak istediğimiz zaten x kredi kartıyla müşteri yapanların sayısıydı 2 nolu kasada. Cevabımız A şıkkı oldu.